Korpus Şirketler Grubu, Türkiye, Almanya, Çin'de bilişim, iletişim, tekstil, maden, medikal, ithalat, ihracat ve enerji sektörlerinde güçlü bir etki yaratmayı başarmış, yenilikçi, vizyonu ve öncü Ar-Ge çalışmalarıyla sektöründe lider konumuna gelmiş bir şirkettir. Korpus Solar, panel üretim olarak çatı, arazi ve cephe sistemlerinde özelleştirilmiş EPC hizmetleri sunarak müşterilerimizin enerji ihtiyaçlarını karşılıyor ve enerji dönüşümünü hızlandırıyoruz. Şirketimiz, uluslararası partnerleri ve alanında uzman genç ve dinamik çalışanlarıyla birlikte iklim krizine karşı mücadelede yenilenebilir enerjinin önemini benimseyerek güneş enerjisini gelecek nesillere daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya sunmak amacıyla yatırımına dönüştürmektedir. Türk, Alman ve Çin ortaklığında 2022 yılında bir araya gelen Korpus Enerji olarak enerji sektöründe sürdürülebilir bir gelecek için küresel düzeyde çalışmakta ve her adımda çevre dostu çözümler sunmaktayız. Mario Bey ile uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz ve iş ortaklığımız var. Pandemi sürecinde Türkiye'de maske ve antijen test kitleri yaptırmaya başlamıştık. Bu iş çok hızlı büyüdü ve diğer işlerimizin önüne geçti. Bu durumu sağlık yönetilmek için Türkiye'de bir ofis ve şirket kurma ihtiyacımız doğdu. İşte böyle başladık. Sonraki süreçte ihtiyacımıza uygun ekipler oluşturduk ve bu ekipleri zamanla genişlettik. 3 yıllık süreçte birçok kişiyle çalıştık ve ekibimiz bu süre zarfında kendi yeteneklerini kanıtlayarak kemik katromuz haline geldi. Merhaba, ismim Bayram Burak Şahinler. Korpus Enerji firmasında dış ticaret ve satın alma görevlerini üstleniyorum. Lisans eğitimimi yurt dışında ekonomi ve finans, Türkiye'de iktisat olarak tamamladım. 17 yıllık bir dış ticaret ve satın alma deneyimim var. Merhabalar, Erkan Yanar ben. Korpus Enerji'nin bilgi işlem müdürü görevinde bulunmaktayım. Daha önceleri Türkom Teknoloji, Q Terminals Antalya Limanı, Dinar Suhalı, Merinos gibi yerlerde bilgi işlem sorumlusu olarak görev yaptım. Daha sonraları Antalya'ya yerleştikten sonra Korpus Enerji ile tanışıp buradaki projede görevlendirildim. Merhaba, Levent Polat ben. Korpus Enerji Finans Müdürüyüm. Bundan önceki geçmişlerimde 20 yıl kadar bankada çalıştım. Şube müdürlüğünden tutun da bölgede müdürlüğe kadar. Eskişehir Anadolu Üniversitesi işletme mezunuyum 1993 yılında. Bankacılık sonrası genelde firmalarda mali işler müdürlüğü, finans müdürlüğü gibi görevlerde bulundum. Merhabalar, ben Hilal Demir Işık. 2010 yılında Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldum. Akabinde aynı üniversitede Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Bölümü yüksek lisans mezunuyum. 2014 yılında FunExpress organizasyon firmasında insan kaynakları uzmanı olarak görev yaptım yaklaşık bir 9 yıl boyunca. Sonrasında Korpus Enerji firmasında insan kaynakları müdürü olarak görev yapmaktayım. Merhabalar, Burak Şahinler ben. Korpus Solar Enerji firmasında kalite yönetimden sorumluyum. Daha önce bu sektörde bulunan Kayseri'de Ödül Enerji firmasında 2 yıla yakındır kalite uzmanı olarak görev aldım. Sonrasında Bursa'da bulunan bir denetim firması olan Sol Enerji'de kalite denetçisi olarak görev aldım. Bu süreçte de Kalyon PV, CV Enerji, Erin Solar, Set Solar gibi büyük firmalarda da denetim yapma fırsatı buldum. Merhabalar, ben Kemal Hazır. Sakarya Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunuyum. Mesleki tecrübem olarak gıda sektöründe 12 yıllık bakım, onarım ve yardım tesisler müdürlüğü yaptım. Burada Türkiye'nin önde gelen firmalarında olan Görükoğlu ve Torku, tesisin tüm altyapı, yardım tesisler, bakım, onarım ve modernizasyon işlemlerini yürüttüm. Son bir yıldır da Korpus Enerji'de altyapı, makine kurumları, hatların fizibilite çalışmaları ve diğer üretim bandının faal bir şekilde çalışması görevlerinde yer alacağım. Merhabalar, Cihan Metin ben. Batbaa Meslek mezunuyum. Çeşitli firmalarda danışmanlık, grafik tasarım ve medya işlerinde çalıştım. Şimdi Korpus Enerji'de medya müdürlüğü işinde çalışıyorum. Merhaba, ben Ahmet Öztürk. Korpus Solar Enerji Şirketi'nde satış ve pazarlama müdürüyüm. Enerjiye ilk adımım CV Enerji firmasıyla başladı. Burada proje geliştirme ve teknik satış mühendisi olarak görev aldım. Türkiye'nin 81 ilinde bayilik ağı yapılanmasında bizzat görev aldım.
Bunun yanı sıra Kristal Endüstriyel Şirketi'nde yenilenebilir enerji müdürü ve yurtdışı teknisyen mühendisi olarak çalıştım. Coltay Mühendislik Şirketi'nde proje geliştirme mühendisi olarak da çalıştım. En son Korpus Solar Enerji Şirketi'nde satış ve pazarlama müdürü olarak görev almaktayım. Güneş paneli üretim fabrikamızın amacı Türkiye'de güneş enerjisinin yaygınlaşmasını ve bu sektörün gelişmesini sağlamaktır. Fabrikamız bu amacını gerçekleştirmek için belirlediği hedefle Türkiye'de güneş paneli üretimini arttırmak, güneş enerjisi santrallerinin kurulum maliyetini düşürmek, güneş enerjisi sektöründe istihdam yaratmak ve güneş enerjisi alanında bilinçlendirme çalışmalarını desteklemek şeklinde 4 ana hedeftir. Korpus Latince kökenli bir kelimedir ve tıp alanında sıkça karşımıza çıkar. Vücut anlamına gelir, hatta vücudu taşıyan ana bölümü ifade eder. Yani bir işin ana omurgası, taşıyan anlamına gelmektedir. Biz de buradan ilham alarak şirketimizi yansıtan bir isim olduğuna karar verdik. Hedef kitlemiz işletmeler, kurumlar ve bireysel yatırımcılar olmak üzere 3 kategoriden oluşmaktadır. Güneş enerjisini kullanarak elektrik maliyetlerini düşürmek isteyen işletmeler, güneş enerjisi santralleri kurarak elektrik faturalarını düşürebilir ve çevreye katkıda bulunabilirler. Güneş enerjisini kullanarak karbon ayak izlerini azaltmak isteyen kurumlar, güneş enerjisi santralleri kurarak elektrik tüketimini azaltabilir ve çevreye duyarlı bir kurumsal kimlik oluşturabilirler. Güneş enerjisine yatırım yaparak kar elde etmek isteyen bireysel yatırımcılar, güneş enerji santralleri kurarak elektrik üretebilir ve bu elektrik enerjisini satarak gelir elde edebilirler. Korpus Solar Panel Projesi'nin özelliği işin arkasında olan kişilerdir. Batı ve Türk kültürünün buluşmasından doğan sinerji potansiyelimizi arttırmaktır. Bizi ayıran özelliklerimizden bazıları yurt dışında büyümemiz, Alman ekolünde yetişmemiz ve orada başarılı olmamızdır. Bu da bize en büyük avantajı sağlıyor. Network'ümüz iş kıyafeti olsun, hatta maske üretimi olsun, bizim müşterilerimiz hep dev şirketler olmuştur. DHL, Deutsche Post, Aldi, Shell, Bayern Münih gibi şirketlerdir. Bu büyük şirketlere ulaşmak ve uzun yıllar birlikte iş yapabilmek zordur. Aynı zamanda büyük şirketlere çalışmak için büyük bir network kazanma imkanı sağlıyor. Böyle büyük şirketlerde çalışarak geliştirdiğimiz şirket tanırlığım sayesinde Avrupa'da ulaşamayacağımız şirket yoktur. Bu da bizi güçlü bir farklı kılıyor. Bizim ürün satmakla, müşteri bulmakla bir sıkıntımız yok. Aynı zamanda 2009 yılından bu yana üretimini Çin, Vietnam, Bangladeş ve Tayland'da yaptırıyoruz. Tedarik anlamında da çok güçlü bir network ve altyapımız mevcut. Diğer bir avantajımız çok genç bir ekibimiz ve ince bir şirket yapımız var. Çok hızlı karar alıp uygulayabiliyoruz. Bir diğer önemli avantajımız ise vizyonumuz CMB olarak ülkemiz için çok büyük ve önemli bir projeye imza attık. Bu projeleri önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanımızın himayesinde devreye sokacağız. Bu da Korpus Enerji için büyük bir pazar anlamına geliyor. Bu projelerin panelleri tabii ki de Korpus Enerji'den temin edecektir. En büyük sıkıntımız Türkiye'deki iş şartları oldu. Burada işlerin yapılış biçimine uyum sağlamak biraz zaman aldı. Taahhüt edilen iş, söz verilen zamanda yerine getirilmemesi gibi sorunlarla çok çok karşılaştık. Türkiye ekonomisinin öngörülemez olması ve bir anda her şeyin değişebilmesi de uyum sağlarken bizi yoran faktörlerden birisi oldu. Cevabımız aslında gayet basit. Çok ucuz şekilde finans sağlamak istiyoruz. Daha da önemlisi, ileride halka arz olmak gibi bir niyetimiz ve hedefimiz var. Fon bulucu sayesinde bunun altyapısını çok uygun bir şekilde hazırlamış oluyoruz. Kısa vadede fabrika kapasitesini artırarak Türkiye'de üretilen güneş paneli sayesinde ve kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Orta vadede Türkiye'de güneş paneli üretiminde lider konumuna gelmeyi ve güneş enerjisi sektöründe küresel bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. Uzun vadede ise güneş enerjisinin küresel enerji sektöründe önemli bir paya sahip olmasını sağlamak, güneş enerjisi ile ilgili yenilikçi teknolojileri Türkiye'de geliştirmek ve güneş enerjisini sürdürülebilir ve çevre dostu bir enerji kaynağı olarak daha çok kullanılmasını sağlamak hedeflerimizin arasında.
Bu hedeflerimize ulaşmak için uygulayacağımız stratejiler, fabrika kapasitesini arttırmak için yeni makine ve ekipman yatırımları yapmak, güneş enerjisi santralları kurulum maliyetini düşürmek için yeni teknolojiler geliştirmek, güneş enerjisi sektöründe istihdam yaratmak, eğitim ve staj programları düzenlemek, güneş enerjisi alanında eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını desteklemek için sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmaktır. Bu faaliyetler güneş paneli üretim fabrikamızın hedeflerine ulaşmasına ve Türkiye'de güneş enerjisi sektörünün gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Güneş paneli üretiminin iş modelini belirlerken güneş paneli üretim maliyetleri, güneş paneli talebi ve güneş paneli pazarındaki rekabet gibi faktörleri göz önünde bulundurduk. Bu faktörleri göz önünde bulundurarak bir iş modeli belirledik. Bu iş modeli 3 başlıktan oluşmaktadır. İlk olarak doğrudan satış modelimizi uygulayacağız. Güneş panellerimizi doğrudan işletmeler, kurumlar ve bireysel yatırımcılara satacağız. Bu satış kanalını tercih etmemizin nedeni, müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi anlamamızı ve onlara daha kişiselleştirilmiş hizmet sunmamızı sağlamasıdır. İkinci olarak dağıtıcılar aracılığıyla satış modelimizi uygulayacağız. Bu satış kanalını tercih etmemizin nedeni dağıtıcıların geniş bir müşteri ağına sahip olması ve bizim ulaşamadığımız müşterilere ulaşmamızı sağlamasıdır. Üçüncü olarak ise çağrı merkezi üzerinden satış modelini uygulayacağız. Bu satış kanalını tercih etmemizin nedeni internetin geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı kolaylaştırmasıdır. Satış için yol haritamızda ilk önce güneş panellerimizi kime satacağımızı belirleyeceğiz. Bu hedef kitle işletmeler, kurumlar ve bireysel yatırımcılardan oluşuyor. Hedef kitlemize ulaşmak için çeşitli pazarlama stratejileri geliştireceğiz. Bu stratejiler arasında web sitesi ve sosyal medya aracılığıyla online pazarlama, fuar ve seminerlere katılım, kurumsal iletişim ve PR çalışmaları gibi yöntemler yer almaktadır. Satış ekibimizi güneş panellerimiz hakkında bilgi sahibi ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik en iyi hizmeti sunmalarına yardımcı olacak şekilde eğiteceğiz. Bu yol haritası ile güneş paneli satışlarımızı artırmayı ve hedef kitlemize en iyi şekilde hizmet sunmayı hedefliyoruz. Kendi projelerimiz ve yurt dışında hali hazırda büyük anlaşmalarımızın olması, kur oynamalarına karşı bizi daha dayanıklı kılan ihracat ve döviz getirisi sağlıyor. Uluslararası pazarda yürüttüğümüz faaliyetlerimiz ve döviz kazancımızla büyüme hedefimize daha cesur yaklaşıyoruz. Buradan aldığımız güçle tecrübemizi birleştirerek gelecek 5 yılda ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı şimdiden planladık ve hazırladık. CMB AŞ üzerinden dünya devleriyle ortaklıklarımızın olması bize hem tedarik anlamında hem Ar-Ge anlamında çok büyük avantajlar getiriyor. Sahip olduğumuz potansiyel gelecek vizyonumuzu daha da genişletiyor. Petrolün doğaya ve ülke ekonomilerine verdiği zarar gitgide daha da ağırlaşırken dünya hız kaybetmeden sürdürülebilir enerjiye geçiş yolları arıyor. Enerji tüketimin global çapta bir soruna dönüşmesi enerji sektörünün önemine dair büyük bir ipucu veriyor. Sürdürülebilir enerji üzerine artan talep hemen herkesin dikkatini çekecek boyuta gelmiş durumda. Özellikle borsada bütün yatırımcılar enerji şirketlerini yakından tanıyor ve takip ediyor. Bu nedenle uluslararası boyutta birçok başarısı bulunan şirketimizin tecrübesini deneyimli ekibimizle birleştirerek hızla ve hacimle gelişen bu sektörde yerimizi alıyoruz. Şimdiden kısa, orta, uzun vadeye dair planlarımıza harfiyen uyarak geleceğe ilerliyoruz. (Gülüyor)